Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ekoya Yayınları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının 152, 153, 154, 155, 156 ve 157. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 152'den başlayalım. Metinden yararlanarak insan, toprak, vatan, devlet ilişkisini açıklayınız. İnsanın yaşadığı yer vatandır. İnsan o toprağa sahip çıkmak ister. O toprakta bir şeyler yetiştirmek, ihtiyaçlarını gidermek ister. Devletin başında olduğunu bilerek. Toprakla insan arasındaki ilişki tarih öncesi devirlere kadar uzanır. İnsanlık için hiçbir dönemde önemi azalmayan insan ve toprak ilişkisi, bakınız aşağıdaki şiire nasıl konu olmuştur. Kara toprak bu şiirde insanın yoldaşı olmuştur. Aşık Veysel toprağı neden sadık yar olarak adlandırmıştır? Çünkü toprak insana ihanet etmez, ne ekerse onu alır topraktan. Aşık Veysel'e göre toprağın bize kazandırdıkları nelerdir? Örnekler veriniz. Aşık Veysel'e göre toprak bize koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, bir çekirdek verdim, dört bostan verdi diyerek bize kazandırdıklarını bu şekilde anlatmıştır. Sayfa 153. Toprağın işlenmesiyle refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Toprak işlenirse ekonomik olarak iyi bir duruma gelinir. Ekonomik olarak iyi duruma gelince refah seviyesi artar. Bu şekilde imkanlar artar ve insanlar huzurlu olurlar. Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir tartışınız. Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması insanların sömürülmesine sebep olur. Ürünlerin çok yüksek fiyata satılmasına sebep olur. Sayfa 154. Metni okuyunuz, metinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız. Bu metinde toprağın devletin bir parçası olduğu ve kimseye verilmeyeceğinden bahsedilir. Sayfa 155. İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimiyle karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? İkta sistemi Osmanlı Devleti'ndeki askerlerin kırsalda köy gibi yerleşim birimleri korunması için devlet tarafından görevlendirilir. Bu askerlere belli bir arazi verilir. Köylülerin bu araziyi işlemesini sağlayıp güvenliği sağlar. Bu araziden vergi toplayarak maaşlarını alırlar ve fazla vergiyi devlete gönderirler. Feodal yapıdaki toprak yönetim biçiminde ise bir derebeyi askerleri ve köle gibi çalıştırdığı köylüleri vardır. Derebeyi askerler aracılığıyla bu toprakların işlenmesini sağlar ve neredeyse çoğunu vergi olarak toplardı. Köylülerin başka bir beylikle ya da devlet ile iletişim kurması kesinlikle yasaktı. Aşağıdaki zihin haritasında yer alan toprakla ilgili kavram ve sözcükler kutucuğunun etrafındaki kutucukları örnekte olduğu gibi doldurunuz. 1. Tarım, 2. Yaşam, 3. Ev, 4. Beslenme, 5. Millet, Devlet, 6. Bağımsızlık. Sayfa 156. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretime yönelik desteklerinden hareketle devletin üreticiye verdiği destek hakkında neler söyleyebilirsiniz? TC Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretime yönelik desteklerinden hareketle devlet üreticiye destek veriyor. Tarım ve hayvancılığı destek son yıllara göre arttı. Tarım alanları arttı. Elde edilen ürünlerin kalitesini artırmak amaçlı destek veriyor. Sayfa 157. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız. Toprak Mahsulleri Ofisi, depo ihtiyacını karşılamak ve muhafaza tesislerini kurma görevi verilmiştir. Ziraat Bankası, çiftçiye kolaylık sağlamak adına kurulmuştur. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye çayını üretmede, pazarlamada, iç ve dış pazarlarda gücünü artırmaya yönelik kurulmuştur. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, bu kooperatif dayanışma ve organizasyonlarda ileri noktaya taşır. Toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız. Geçmişte üretimde toprağa bağımlılığımız vardı, yönetimde devlet kişilere toprak verirdi. Günümüzde üretimde tarım önemli bir yerdedir, yönetimde devlet çiftçiye birçok kurum ve kuruluşu ile destek çıkmaktadır. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.